Moralinizin bozuk olduğunu görüyorum. Ama kendinizi düşünerek bir karar vermenize de sevindim. Evet, ben her şeyi etraflıca düşündüm ve bir karara vardım. Doğru olanı yapıyorsunuz. Ofisinize geldiğimde sizi üzecek şeyler söylemek istemezdim. Ama ben ta başından beri sizin değil, eski kocanızın peşindeyim. Dosyası kabarık, kirli bir savcı görüyorum ve böyle birinin adalet sistemimiz içinde barınmasını doğru bulmuyorum. Neler yaşadığınızı tahmin edebiliyorum. Manipüle edildiniz, iyi niyetiniz suistimal edildi. Bütün evliliğiniz böyle geçti belki de. O yüzden içiniz rahat olsun. Hiç kimseye karşı kendinizi suçlu ve borçlu hissetmeyin. Pelin Hanım, ortada bir manipülasyon var. Evet, iyi niyetin suistimali de var. Ama bunları yapan kişi Selim değil, benim. Anlamadım. Akgün kaçtı ve bana geldi. Selim'den korktuğu için bana geldi, benden yardım istedi. Ben de onu aldım, ofise götürdüm ve orada sakladım. Selim'in bundan sonradan haberi oldu. Çok kızdı tabii. Ama beni korumak için yalan söyledi. Ben bunu istemedim. Ama karşı da çıkmadım. Kariyerimiz zedelenmesini istemedim. Bu söyledikleriniz doğruysa eğer, Akgün'ü onun evinde ondan habersiz nasıl sakladınız? Ben Akgün'ü asla Selim'in evinde saklamadım. Hayır, sizin yanlışınız burada zaten. Siz asılsız bir ihbara inanmayı seçiyorsunuz. Ama ortada ihbar eden kişi yok, değil mi? Elinizde şu anda sadece benim itirafım var ve siz hangisini seçmek istiyorsanız artık orasına ben karışamam tabii. Siz bilirsiniz. Ama benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir sorunuz yoksa ben müsaadenizi isteyeceğim. Peki. Canan Hanım. Bu yaptığınızı bağlı bulunduğunuz baroya bildireceğimden hiç şüpheniz olmasın. Yok, şüphem yok zaten. İyi günler. Şimdiden okulu da bıraktın yani. Seni bekledim. Ye, hayırdır? Özür dilerim. Ya özür dilerim, tamam. Çok üstüne geldim orada. Canını yakmak istedim. Üzmek istedim seni. Ama öyle düşündüğüm için değil gerçekten. Tamam. Bu ailede herkes canımı nereden yakacağını çok iyi biliyor. Kafam çok karışık. Gerçekten kafam çok karışık ve ben bu konuda ne yapacağımı bilmiyorum anne. Kendimi yalnız hissediyorum. Yalnız hissediyorum ve yanımda olmanı istedim. Bana cesaret vermeni, arkamda durmanı bekledim ama sen öyle tepki verince bilemedim ne yapacağımı. Sen ne zamandan beri başkalarının seni yönlendirmesine izin veriyorsun Yağmur? Seni hep kendi düşüncelerin olur, kendi fikirlerin olur. Bunun dikine gidersin hep. Kendi kararlarını kendin verirsin. Bu defa öyle değil. Her zaman da öyle olmuyor işte. Bu defa senin de benim yanımda olmanı istedim, tamam mı? Ben Akgün'ü seviyorum. Gerçekten seviyorum. Ama ben hayır desem dönecek arkasına gidecek. Çünkü Akgün babamın onayını almak istiyor. Ben de onun gitmesini istemiyorum. Akgün seni bırakıp gitmesin diye evleniyorsun yani. Hayır anne, öyle kolay değil. Öyle basit bir şey değil. Gerçekten seviyorum. Ben hayır desem sadece ayrılmış olmayacağız. Kendini yalnız hissedecek, incinecek, onu yarı yolda bıraktığımı düşünecek yani. Sonra o karanlığa tekrardan geri gömecek. Ben istemiyorum anne. Oraya tekrardan geri gömülsün istemiyorum. Belki yanında olabilirsem onu koruyabileceğimi düşünüyorum. Kendini feda edeceksin yani. Şimdiye kadar hiç aklının ucundan geçmeyen bir şeye böyle hemen razı olacaksın. Aşk böyle bir şey değil mi?
feda edebilmek değil mi kendinden sevdiğin insan için? Yağmur, ben şu anda babama 18 yaşında neyi haykırdıysam senden aynılarını duyuyorum. Ve hata yapıyorsun. Hayır, yani aşk böyle bir şey değil. Aşk öyle körü körüne fedakarlık yapmak değil. Kendi sesini susturup sürekli karşındakini mutlu ederek mutlu olmazsın, olmaz. Kendi sesini susturursan sonra karşındaki de senin sesini duymaz olur. Sen kendinden uzaklaşırsın. Sonra da ne Akgün'ün sevdiği Yağmur kalır, ne de senin tanıdığın, bildiğin Yağmur. Sen şu anda hayatının en önemli kararını veriyorsun. Ve ben senin ağzından daha senin ne düşündüğünü, ne hissettiğini falan duymadım. Sürekli Akgün'den bahsettin bana. Ve ben buna izin vermeyeceğim Yağmur. İzin vermem. Sonuna kadar da savaşırım. O yüzden sen Akgün'ün ne düşündüğünü, ne hissettiğini falan bir kenara bırak. Sen kendine şunu sor. Ben ne istiyorum? Bir konuşalım mı? Konuşacağız, konuşacağız. Beraber konuşacağız. Konuşulacak bunların hepsi. Ben yalnız konuşmak istiyorum. Yalnız konuşamazsın. Beraber konuşacağız. Burada konuşacağız. Selim, konuşsunlar ya, tamam. Sen arkamızdan neler çevirdiklerini biliyor musun? Ya, tamam. Hadi. Sen biliyor musun? Biliyorum. Ya benim kızımı istedi herif ya. Ateş attığında benim kızımı istedi benden ya. Biliyorum, evlenmek istiyorlar. Senin kızın da evlenmek istiyor ama Yağmur da evlenmek istiyor. Delireceğim. Olmayacak öyle bir şey. Olmayacak, tabii olmayacak. Canan, Reşit bunlar, Reşit. Nasıl engelleyeceksin? Selim, konuştum ben. Tamam mı? Olmayacak öyle bir şey. Güven kızına. Konuşmaya mı gitti bunlar şimdi? Evet. Evet, Yağmur konuşacak. Her şeyi konuştum Yağmur babanla. Her şeyi. Acayip bir tepki verdi tabii. Çanta var yanında. Kovdu mu seni? İlk tepkisi. Normaldir. Senin önüne şimdi şunu koydu. Bu iş bitti gitti dedirtecekti bana. Demeyeceğim. Böyle bir şey olmayacak. Alışacak. Biz arkasında duracağız, sağlam duracağız. Akgün'den yapamayacağım. Alış. Neyi yapamayacaksın? Yapacağım bir şey yok ki. Yapamayacağım derken sen neyinden bahsediyorsun? Olmayacak. Olmayacak işte. Olmayacak ne demek Yağmur? Yağmur, bitirecek bu iş diyorsun öyle mi? Bitirecek ya. Tamam. Ben konuştum, çözülecek her şey. Sen de öyle yükselip sinirlenmeyeceksin. Tat tatlı bitecek gidecek bu iş. İnşallah. Savcım, Münir yemi yuttu. Hemen alabiliriz. Çok güzel. Çok güzel. Ne oldu? Tamam, şimdi ekstra bir konuşmaya gerek yok diyorsun. O zaman ben acilen gidiyorum. Çünkü benim bu soruşturma ile ilgili elime çok acayip bir koz geçmiş olabilir. Selim, bir dur. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Tamam, söyle. Bence soruşturman bitmiş olabilir. Ne demek o ya? Ben başsavcı Pelin'in yanına gittim ifade vermeye. Niye yaptın ya? Nasıl bir ifade verdin anlamadım. Yalan ifade verdim senin gibi. Gerçekten ben seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ama benim için evliliğin tanımı annemle babam Akgün. Annem 18 yaşında evlenmiş. Hiç düşünmeden, bak hiç düşünmeden evet demiş. Bugün annem hala o evet'i sorguluyor biliyor musun? Büyürken, yalnız kaldığında, çaresizken hep bunları sorgulamış ve bunun en yakın şahidi bendim. Ve şimdi aynısını ben yapıyorum, istemiyorum. Annemin geçtiği yoldan geçmek istemiyorum. Yapmayalım bunu Akgün. Sırf babamı mutlu etmek için böyle bir şeye girişmeyelim lütfen.
Ben sizin babamla aranızdaki bir sorun olmak istemiyorum. Beni anlıyorsun değil mi? Ya sorgusuz sualsiz sevmek istiyorum. Ben biri ne der, babam ne der, annem ne diyecek diye düşünmek istemiyorum. Beni anla. Ben senin yanında kendim olmak istiyorum. Bir şey düşünmeden seni sevmek istiyorum, hesap yapmadan. Senin yağmurun olmak istiyorum. Anlıyorum ya. Aşkım, beni yanlış anlamıyorsun değil mi? Ben seni kırmak istemiyorum. Yağmur, birini... birini seviyorsam... onu hayatıma yatırırım. Sevmek benim için bu. İsminin geçmediği bir cümlede gelecek zaman kullanmaman demek. Doğrudur. Senden istediğim hayatının tamamı. Karşılığında vereceğim, ortaya koyacağım da kendiminki. Yani benim hayatım. Bu mesele öyle kafa karışıklığına gelmez. Ya tam içeridesin ya da dışarıdasındır yani. Bir arası bir ortası yok. Sen bir adım içeri atıyorsun ama dışarıda kalmak istiyorsun. O kapı yüzüne kapanır Yağmur. Sen olduğun gibi kal. Üzülme. Canan, niye yapıyorsun ya böyle bir şey? Hayır, biz bir de konuştuk. Neden yapıyorsun bunu Canan? Ya yapılması gerekiyordu çünkü Selim. Bunu senin yapmaman gerekiyordu. Sen daha kariyerinin başındasın ve bu lekeyi sen kariyerine dahil ettin. Siciline işlenecek ve seni hayatın boyunca... bak, bütün kariyer hayatım önce seni takip edecek bu. Niye ateşe atıyorsun ya kariyerini? Selim, ikimizden biri yanacaktı zaten. Tamam, benim yanmam gerekiyordu. Ben yanacaktım Canan. Ya hayır, ben de suçluyum. Benim de suçum var. Öyle ya da böyle benim de cezamı çekmem lazım. Benim kafam başka türlü çalışmıyor maalesef. Kusura bakma Canancığım. Ben şimdi gideceğim, konuşacağım kadınla ve durumun böyle olmadığını anlatacağım. Bu tamamen benim suçum. Hayır ya, benim de suçum ya. Akgün'ü ben sakladım mı? Sakladım. Rızamla mı sakladım? Rızamla sakladım. O zaman benim de suçum var. Benim yüzümden ama işte. Ben sebep oldum buna. Hayatına ben soktum. O yüzden ne olur, ne olur karışma. Ben gideceğim, kadınla konuşacağım ve bitti. Konu kapandı hayır, ya. Konuşacağım hayır, kadınla Canan. Bak tamam, benim kariyerimde bir leke. Evet. Ama senin başına çok daha fazlası gelecek. İkimiz de biliyoruz. Gelsin, bunu. Gelsin. Gelmeyecek. Hayır, gelmemeli. Selim, bak ben kendi kariyerimi toplarım. Atlatırım bak, beraber atlatırız ya. Ama senin kariyerinle beraber bütün işin, hayatın, her şeyin gidecek ya. İstemiyorum ben, böyle bir şey istemiyorum. Seni öyle görmek de istemiyorum ben. Canan, ben yoruldum artık. Bak, senin kendi hayatından, kendi kariyerinden benim için, benim hayatım için ödün vermenden yoruldum. İstemiyorum ya. Daha fazla istemiyorum ben. Yani beni öyle bir durumda bıraktın ki Canan, ben ne yapacağım şimdi? Ben ne yapacağım şimdi? En iyi bildiğin şeyi yapacaksın. Ben artık senin bu kadar... kendini feda etmenden yoruldum. Yapma bunu. Yapma bunu. Ben bununla baş edemiyorum. Sen bütün gençliğini ya benim için. Ya benim kariyerim yaktı bizi, anlamıyor musun? Benim kariyerim yaktı, artık bırak. Selim, senin kariyerin, senin hayatın. Tamam mı? İkimizin hayatı. O yüzden git şu işi bitir. Ne olur. Tamam mı? Thank you.
Düzelecek her şey. Beraber düzeleceğiz ya, beraber halledeceğiz. Selim, ne oldu ya? Dün avukatı aldım sayende. İyi. Yani şimdi oturacağız, yüksek ihtimalle anlaşmak için bana yalvaracak. Eğer sen kendini ateşe atmasaydın ben bilmiyorum hangi yetkili adamın üstüne yürürdüm. O yüzden Canan. En azından birimiz adalete hizmet ediyor Selim. Al bak. Ne bu? Baro Disiplin Kurulu üyelerinin isimleri. Bunların karşısına çıkacaksın. Yani? Orada bak bir Halil abi var. Hatırladın mı onu? Bizim nikaha da gelmişti hani. Hatırladım. Ne yapacaksın Halil abinin? Şunu yapacağım. Daha önce hayatımda hiç kimse için yapmadığım, kendim için bile yapmadığım bir şey yapacağım senin için. Konuşacağım onunla. Durumu izah edeceğim. Ricacı olacağım. Gerekiyorsa yalvaracağım. Yok. Hayır saçmalama. Öyle bir şey istemiyorum ben. Yok Canan, bu çok insani bir durum. Ben seni hiç riske atmak istemiyorum. Hayır Selim, ben artık kural dışı davranmak istemiyorum ya. Yoruldum. Canan hayır, canım. Ben insan gibi savunmamı hazırlayacağım. Çıkacağım kurulun karşısına, anlatacağım derdimi. Tamam. Canan. Sen bana yardım etmek istiyor musun? İstiyorsan bak savunmamı hazırlarken yardım et bana. Canan ne olur inat etme. Gideceğim, konuşacağım, anlatacağım durumunda. Bir şey yok ya. İstemiyorum. Sen yardım edecek misin bana? Edeceğim. Tamam. Yağmur evde mi? Evde. Yağmur. Ne yapıyorsun? Doğru karar verdin diye bana mı kızgınsın? Konuşmayalım bence ya. Yağmurcuğum anlıyorum üzgünsün ama yani bu kadar fazla üzgün olmanı mesela ben anlayamıyorum. Ya sanki böyle etinden et koparılıyormuş gibi. Ya bir düşündün mü sen yani şu yaşta evlenmenin mantıklı bir şey olup olmadığını kafanda bir tarttın mı? Ama sakın bak düşünürken annenle beni örnek gösterme. Ayrıca sen bu çocuğun dengi değilsin. Sen anlamaya çalışmıyorsun bile ya. Bak senin tek derdin statikonu korumak, madde madde uygulanmasını sağlamak bu. Sen yani bu iş olur muydu diyorsun? Sen söylemişsin olmayacağını. Üzülmek de mi yasak arkasından ya? Gelmişsin bana etinden et mi koptu diyorsun? Aynen öyle yanıyor işte canım. Sanki böyle 35 yaşında doğmuşsun da hiç bu duyguları bilmiyormuş gibi konuşuyorsun ya. Yağmurcuğum mantığının sesi ya. Biraz mantığının sesini dinle. Aklınla düşün diyorum ben sana ya. Aklınla düşüneyim. Sen belki de Akgün'e bu kadar kalın bir çizgi çekmeseydin, o da bana böyle ileride bir teklifle gelmezdi baba. Yani anlamıyorum ki sizin zaten Akgün'le birlikte olmanız mümkün değildi ki Yağmur. Sen de bunu anlamıyorsun, ben de... Anlıyorum, anlıyorum baba. Bak annem de burada. O zaman bunu tek bir defada söylüyorum. Bitti. Net bir şekilde bitti, tamam mı? Ben Akgün'ü biraz olsun tanıyorsam zaten bundan sonra beni rahatsız da etmez, civarımda da gezmez. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Tamam, ben çıkıyorum. Anne, ben seni bekliyorum arabada. Görüyorsun değil mi tavırlarımı? Hani bana hak veriyordunuz? Ben hak veriyorum sana ya. Allah Allah. Ya Selim, sen hiç ilk aşk diye bir şey duydun mu? Duydum. Şu an karşımda duruyor. İşte sen de onun ilk aşkını elinden almışsın gibi düşün yani. Üzülecek tabii ki kız. Üzülmesinde ne yapsın? Sen de bir bırak üzülsün azıcık. Çıkıyorum ben. Ben de geliyorum. Burada mı kalayım ben? Allah Allah ya. Kazık kadar adam gelmiş diyor kızına talip olacağım da ya. 18 yaşında kızıma ya. Ha ne denir buna şimdi? Olmaz deseydin. Recai ağzını öpeyim ya işte. Ama şimdi Selim senin de birazcık bunda bir payın var yani. Bir şey hissetmişler sonuçta. Sen de yani... Hissetmesinler diye yasak koymalar falan. Ne olmadı ben sana söyledim işte geldiğimiz nokta bu. Canan ne olur lütfen ya hissetmişler ne ya? Nedir hissetmek nedir ya? Gitsin başka adam mı yok? Akgün nedir? Akgün nedir? Öyle atamayla tayinle olmuyor bu işler. Al işte benim de payıma düşen bu. Allah'ım yarabbim ya arkamdan iş çevirmeler. Gizli gizli iş çevirmeler. Ama sen de sanki senelerdir iş çeviriyormuş gibi davranıyorsun ya.
görüşmesinler diye işte kurallardı, yok yasaklardı, emanetliydi de abisiydi falan, arabesk arabesk şeyler. Arabesk mi? Ne? Beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz ya? Ya ben babayım, kız babasıyım ben ya. Ne yapacaktım? Akgün nerede? Ne nerede? Yolladım gitti. Burada mı duracaktı? Damat evinde gibi burada mı tutayım çocuğu artık? Yeter ya. Tamam ya, tamam. Yani sonuçta o da kendince doğru olan bir şey yaptı yani. Gizli gizli sevgili olmasınlar diye işte evlenme teklifi falan. Ya saçma ama. Ya vallahi ya, ne Akgün'müş arkadaş ya. Allah yeter ya. Gerçekten ya, yeter ya. İşte neyse. Allah'ım yarabbim ya. Abi çomağı da... Tamam. Alo. Ofise gelseydin benimle kafan dağılırdı belki. Yok ya, ben biraz kalabalığa karışayım, daha iyi gelir. Konuştunuz mu Akgün'le? Konuşmadık. Yani artık zaten benimle konuşacağını da sanmıyorum. Zor bir durum. Gururlu o anne. Yani istemese de uzak duracak benden. Yani Akgün'ün kararları çok köşeli, çok net. Bana birini hatırlatıyor ama. Ben onu üzmek istemedim. Gerçekten. Sen sakın kendini suçlama. Aşkım, sen kimseyi yarı yolda bırakmadın. Ama yok şimdi hayatımda. Tam zamanı bırak biraz ya. Ne olur unutur muyuz zamanla? Hayır. Ağlama aşkım. İkiniz de çok yoğun duygular besliyorsunuz birbirinize. Belli yani. Özlemek de biraz yumuşatır insanı yani. O da zamanla empati kuracak sana. İnan bana ya. Anlayacak yaptığı yanlışı. Ağlama. İyi olacaksın değil mi? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin.